hassas noktanız neresi? Duygularım. Bir erkeğin ilk neresine bakarsın? Bakmıyorum. Neden? Çok kırdılar. Gene düştün aklıma ya. İçim yanıyor. Efendim 2019'dan beklentileriniz nelerdir? Şey, biraz daha nazik davranması abi. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tanıdığın en çapkın adam nasıl birisiydi? Abi nasıl birisiydi? Böyle kendini çok akıllı bir şey zannediyordu baba. Ama şerefsiz var, harbi güzel düşürüyordu yani, öyle böyle değildi. Acayip bir şeydi baba ama para vardı adamda. Aslında bu çapkınlıkla alakası yok baba. Günümüze baktığımızda hani param varsa böyle solunda bir tane dur böyle. Tamam mı? 1.80 böyle be. Böyle bir manitan olacak ama biz yok baba işte. Biz de hani söz var ya, zenginin parası züğürtün çenesi diye. Biz öyleyiz, daha yok yani. Yapacak bir şey yok. Sevgilinizin oynamayı en çok sevdiği oyun nedir? Hayallerim. Bu zamana kadar kaldırdığınız en ağır şey neydi? Of, onun bana yaşattıkları. Zalim 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 zalim, ne olacak benim halim? Efendim sevgiliniz telefonda hangi isimle kayıtlı? Google diye kayıtlı. Köftecinin kızı. Çekirdek diye. Kanser. Takıntılı insan. İçişleri Bakanı. Sevgiliniz telefonunuza hangi isimle kayıtlı? Gerizekalı. Sevgilim yok. Nasıl severim? İnsan olsun yeter bize ya. Aldatmasın böyle, sevsin, sadece sevsin. Başka bir şey istemeyiz. Aldatılma değil de uzun bir yar yolda kaldım. Bak şu an elim ayağım titredi. Konuştukça insanın derdi azalır mı paylaşmak? Azalmıyor bende. Bak unutmuşum ne güzel, sigaramı yaktım. Ben onu Allah'a havale etmedim. Allah'a emanet ettim ben onu. Allah'a emanet olsun. Ben onu severek öleceğim. Onu severek toprağa gireceğim. Onu da yukarıda bekleyeceğim. Elbet bir gün gelir. Büyük bir aşk hocam. Bilmem. Şöyle bir şey aslında. Evet sevdim. Seviyorum. Severek toprağa gireceğim. Ama annem de der ki, oğlum sevdiğini alamadıysan aldığını seveceksin. Bu saatten sonra artık öyle. Vallahicim kafaya kepten başka bir şey takmayacaksın ha. Yoksa sıkıntı büyüyor. Taş duvarlar kara örtü. En son ne zaman belki dediniz? Belkileri biz küçüklüğümüzden beri söylüyoruz. Belki de belki de diye yaşayarak geçiyoruz hayatımızı. Mesela belki de diyorum bazen. İnsan en çok anlaşılmayı istiyordu. Sevilmekten bile daha çok. Belki de diyorum, yalnız olmak iyidir. En azından kimse seni kıramıyor. Belki de insanlar umudunu her gece daha iyi olacak diye yatıp her sabah daha kötü olmuş bir şekilde kalktığında kaybediyor. Küçüktük, masallar dinlerdik. O masallara da özenirdik. Büyüdük, masallar gerçek oldu. Ama annelerimizin anlattığı gibi olmadı her şey. Herkes sevdiğine kavuşamadı mesela.
Kiminin prensi, kiminin prensesi dandik çıktı. Yüz yüze aslında herkes iyi de mesele sırtımızı dönünce başlıyor. Menfaatler ve kötülüklerini o zaman görüyoruz insanların. Öyle insanlar var ki abi, kalpleri o midenizi bulandıran çöp kutularından dahi daha pis. İşte bilemezsin abi, dün güldürebilen bugün öldürebilir sizi. E şimdi ne oldu? O beni çağırmadı. Ben de çağrılmadığım yere gitmedim. Şimdi diyorsunuz, özleseydi arardı falan. Özlüyorum ama arayamıyorum. Bir anda böyle bir içimde şey oldu hani. Her zaman olur ya, ay işte kamera beni çekmesin. Sonra dedim lan, sarı mikrofon lan bu dedim yani. Konuşmadan geçeceğiz mi? Bir kere karşılaşmışız. Çok seviyorum sizi. Böyle devam edin. Bu tarz eğlenceli içeriklere bu ülkenin en çok ihtiyacı olduğu dönemdeyiz. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.